Herkese merhabalar. Sevgili Yengeç burçları nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün 8 14 Temmuz haftalık kahve bakımınızı yorumlayacağım. Sizler için kahvemi içtim, fincanımı kapattım. Hayırlısı uğurlusu olsun diyelim. Şöyle bir bakalım. Şurada sağ tarafta bir akış durumunuz var. Bu akış evet yardımcı olabilecek, getirisi olan her türlü paralar. Yani size bir yerde bir kapı açılmasına yardımcı olacak insanlar, arkadaşlıklar, dostluklar bunları anlatıyor ve sizler bu konuda şanslı görünüyorsunuz. Şimdi burada çok bariz belli 1, 2, 3 kişisiniz. Hepinizin tipi birbirinden farklı. Bu normal hayattaki tipinizin birbirinden farklı olduğunu değil, üçünüzün de konusu isteği bambaşka ama olay ortak. Yani ortada para konusu vardır. Kimisi bu parayı alıp eşya almak istiyordur. Kimisi bu parayla mal alacaktır, bir şeyini değiştirecektir. Kimisi de ben kenarıma atacağım diye istiyordur. Evet herkesin istekleri başka ama ortada bir para olabilir. Ortada işte torun gibi bir şeylerin seçimi sonucunda hani diyelim eğitim hayatınızla ilgili bir seçim yapılacak burada. Aşk olur, sağlık olur. Herkesin düşüncesi bambaşka. Biri diyor ki ay başka yere git, yeni yere git. Kimisi diyebilir ay buradan uzaklaşma. Birisi diyebilir işte tekrar deneyin isterseniz. Yani dediğim gibi iş olur, aşk olur, sağlık anlamında başka yere git. Yani çok fazla her kafadan başka ses çıkıyor açıkçası sağ tarafta olduğu için yani düşününce artık iş, para, sağlık her ne varsa çocuklarla ilgili belki hepsi evet çok çok mantıklı. Ama tabii ki birini seçilmesi gerekiyor ya da hani böyle üçünüzü de ilgilendiren bir durum varsa hani böyle fikir belirtmekten öte az önce söylediğim para olayındaki gibi herkes kendine bir şey alacaksa Burada evet bir bölüşme, bölüşülme, işte herkesin hakkında ne düşünüyorsa artık o iş yerinde ya da o konuda aile içerisinde herkes hak ettiği ne kadar miktar varsa ne varsa onu alacağınız bir dönem ve açık söylemek gerekirse ben sizi burada sıkıntılı görmedim hatta içinde ya 5 bir ya da 51 olabilir, 15 olabilir. Hani bu bir miktar paradır. Bölündüğü zaman işte 51 bin lira, 15 bin lira gibi bir para yapıyor olabilir. İşte 15 gün bir kişide bir insan kalır, 15 gün birisinde kalır, 15 gün bir başkasında. Hani böyle hasta birisi olduğu zaman herkese böyle gider gelir ya. Onun gibi belki bir şeyiniz var. Dediğim gibi bu 5-1 rakamlarını bir şekilde içinde barındıran bir olay. Ve ya fikir belirtiliyor ya da Dediğim gibi bölüşülen miktarın içerisinde bu sayılar olabilir. Kesinlikle kötü değil. Buraya geldiğim zaman sizler belirli insanların yanına varmaya çalışıyorsunuz. Üçlü, beşli ve altılı zamanlarda bizim bu haftamızdaki buradaki rakamlardan ayın 13'ü var. Hani 3 olarak bakıldığında. O yüzden ayın geneline bakıldığında hani bundan sonraki ayın 13'ü, 15'ü, 16'sı, şey 23, 25, 26'sı gibi gibi bu tarihlerde sizler zaten yükselmiş yani zaten müdür olmuşlar. Zaten yükselmişler. Zaten işte eğitimleri okulları bitmiş. Zaten evlenmişler. Zaten çoluk çocukları var. Hani bu saatten sonra çok böyle hani şimdi bunu yapacağız gibi belki çok fazla beklentileri yok. Evlerini kurmuşlar, etmişler. Birikimi varsa işte yapmış o kişiler. Şimdi siz ya da sizin hanenizden birisi daha böyle olmuş insanların yanına doğru bir çıkış durumunuz olabilir. Ya zaten kilo verdi ben geride kaldım. Benim bir an önce onların yanına varmam, onlara erişmem, onlara yetişmem gerekiyor. Ya da onların artık bulunduğu konum, durum her ne ise siz de böyle hani belki eğitim anlamında geri kalmış onlar iki tane dil, üç tane dil öğrenmişler benim çocuğum geride mi kaldı hemen çocuğum böyle bir şeylere yazdım o da yapsın yani böyle etrafınızdaki insanlara ya da hanenizdeki insanlar diğer kişilere böyle bir yetişme çabası açıkçası görünüyor. Bu kötü değil zaten gördüğünüz gibi gelecek kısmında ve özellikle de HKS harfi olan bir ya da birkaç kişiye yetişme çabası burada var. Ve ben açık söylemek gerekirse bu hafta da özellikle çok böyle hızlı bir şekilde bir merdiven tırmanışı olduğunu söyleyebilirim. Bu arada hanenizin içerisi çok temiz. Bakın o kadar emek 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 vermişsiniz. Şurada karşılıklı şu çok belli olmasa şu bariz bir kuşun hani kuyruğu, kursak kısmı, karın kısmı baş kısmı falan bayağı belli olan bir kuşunuz var. Yani haneye gelip de sevgili arkadaşlar, haneye büyük bir rahatlık, ferahlama verebilecek bir güzel haberiniz burada da Görünüyor yani hanenin içi zaten farkındasınız çok çok temiz çok çok aydınlık biraz daha hani düşüncelerinizi yatırımlarınızı daha mantıklı yaptınız ve sonuçlarında sağ taraftan yani iyi yatırım yapmışsınız düşünerek arkadaşlıklar kurmuşsunuz düşünerek bundan sonra artık yani planlamalarınızı yapacağınız için muhtemel kuvvetli burası da sağa doğru yavaş yavaş kaymaya başlamış yani yaptıklarınızın karşılığı da demek ki sizde hem ruhen hem maddi olarak memnun edebilir. Şimdi şurası evet karanlık. Yalnız buradaki karanlık hanenin içinde değil. Buradaki karanlık haneye yakında değil, haneden uzakta. Yani ya size kötü davranan, sıkıntıya neden olmuş ya da olabilecek insanları, durumları hanenizden uzaklaştırıyorsunuz bu hafta. Ya da sevgili dostlar bunlar size çok uzak kalıyor. Hiç bulaşmıyorsunuz. Yani tehlikeli, riskli ama olmazsa da benim zamanım, param, işim, gücüm şu bu boşa gidecek. Yani hiç girmem öyle olaylara deyip böyle bir çıkma ihtimaliniz var. Bir de herkesin muhtemelen gördüğü, dikkatini çeken bir yer var. Açık ve net, evet gördüğünüz üzere. Burası bir göz, göz kapağının böyle kirpik dibiyle göz kapağının orasıymış da burası gözmüş gibi duruyor, değil mi? baya baya belli. Evet bu şu anda açık ve net bir şekilde bize bakan bir göz. Yalnız buradaki gözü ben şey olarak pek almak istemiyorum. Yani nazardır gözü olarak değil. Çünkü içi çok temiz arkadaşlar. Yani kalkıp da böyle sıkıntılı olarak görmenin bir de hanenin içerisinde. Gelen gidenler olabilir eşyalarınızda, yaşantınızda gözük alabilir. O yüzden ya biz bakın bunu yeni aldık bu pahalı. Gözleri kalır şimdi başına bir şey gelir. Kaldırın öyle pahalı şeyleriniz varsa ortadan böyle her an gidebilecek şeylere dikkat etmekte fayda var. Onun haricinde çok fazla hayatınızdaki detaylardan, mutluluğunuzdan da hastalığınızdan da kazançlarınızdan da pek fazla bahsetmeyin. İyiler iyiler iyiyiz şükür deyin. Yani çok fazla gelişmeleri dışarıya aktarmayın. Ama onun haricinde ben bunu bakın üzerinde konuşmaların çok temiz olmasına bağlı olarak söylüyorum. Biraz eleştirel bir göz olabilir. İşte partnerin ailesiyle mi tanışacaksınız? İş görüşmesine mi gideceksiniz? Ay hemen ne tatlısın sen, ne şekersin diye bakmayabilirler. Daha çok hmm, biraz kusur arayalım bakalım. Yani böyle bir eleştirel göz bir yerinizde bir yamukluk var mı? Kelimelerinizden böyle bazı şeyleri cımbızla çekip acaba sen siz o aileye, o e, işe, o bilemiyorum belki bir kıdem kademe olayı var. E, bunlara uygun musunuz bunun gibi bir şey olabilir ve tabii ki biraz daha gözetleme, gözcülük, şeyleri iyi görebilmek gerekiyor. Sizin de gözlerinizi dört açmanız gerektiğini, belki de etrafınızda varsa rakipleriniz bu kişilere karşı böyle bir gözleriniz evet açık olması gerekiyor. Dünya toz pembe değil. Başka renkler de var. O tozları şöyle üfleyin gitsin. Birazcık gerçekçi de bakmanız gereken önemli demek ki bir haftadasınız. Şuradan şuraya doğru bakın bir şey böyle bir eğilmiş gibi görünüyor. Şey sizden de böyle bir destek var. Ortak noktada birleşmişsiniz. Ya bu bir terazi ya da bir koç ki koç daha büyük ihtimal olmak üzere. Veyahut da adında soyadında z harfleri olan bir kişi var. Sizler bu kişiyle beraber evet aranızda problemler olmuş olabilir ki bu kişi sanki artık sizin karşınızda özellikle ayın 15'i civarlarında Diyeyim yani haftanın sonundan sonraki döneme doğru birazcık boynunu eğebilir yani sana karşı boynum kıldan ince özürler vesaire bunlar olabilir bu arada kendi düşünerek gelmiyor arkasında birileri git onunla konuş söyle seni affeder gibi konuştukları için yani böyle bir gazı alıp karşınıza gelebilir ama sonuç olarak bu kişi karşınıza üzüntüyle geliyor. Affedip affetmemek size kalmış. İkili görüşmeleriniz var. Siz bayağı şeysiniz arkadaşlar. Yani ben ne istediğini bilen bir insanım. Bana telefonda şöyle 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 dediniz. Şimdi başka konuşuyorsunuz. Yani bir an önce bu hatanın telafi edilmesini istiyorum. Bakın ben burada işte kaç saatleri bekliyorum. Şu şöyle bu böyle diyerek. Yani hakkınızı aradığınız bir olay var. Ama açık söyleyeyim telefonda birazcık yanlış anlaşılmalar olabilir. Bu da karşınızda bir tık böyle bir engel, sinirlenme gibi olayı da tetikleme ihtimali var. Yani çok doğru bir şey değil söylediğim ama yani sadece hani telefon kaydedin demek aşağı doğru değil. Şey diyeyim mesela bu kişiye bir de bana mesaj atar mısın, SMS atar mısın? Bunu bana bir de hani saat kaçta kaç arası benim hangi haklarım var? Bana bir de bunu mail atın. Yani elinizde sadece sözlü şeyler değil bir de yazılı bir şeylerin kanıtının olması çok çok önemli. Çünkü biliyorsunuz bazı şeyleri birileri söylüyor söylüyor sonra diyor ki A, ben öyle bir şey söylemedim yani siz yanlış anlamışsınızdır ben öyle şey söylemem deyip sanki size böyle bir yalancı muamelesi yapabiliyorlar. E, o yüzden size bir fiyat mı veriliyor? Bir yüzdelik mi? Bir şey mi söyleniyor? Belirli tarihler mi veriliyor? Tamam. Bunları bir de mail olarak isteyin. WhatsApp'tan atlayın. Şuradan gönder, buradan gönder diye isteyin. Sıra sıra insanlar var. Sanki şurada birileri halay çekiyor. Yani bu hafta sanki sevseniz de sevmeseniz de birileri hayatınızda var. Düğün olunca sırf anne baba istiyor diye akraba çağrılır ya. Onun gibi bir ortam görünüyor. Bu dönemde bir yerlere gezelim, tozalım, gezmeler, yerlere gitmenin planları en azından şu anda yapılabilir. D, T, Y, Z harflerindeki bir yerlere gidebilirsiniz sevgili dostlar. Bu arada bakın hep burası konuşma yani inanılmaz yoğun bir konuşma var. Biraz sevmeyenleriniz var. Sevenleriniz olduğu kadar sevmeyenlerinizin olması da çok çok normal. Ve şöyle göstereyim. Yani sınırlar belli. Ne istediğinizi biliyorsunuz. Ne zaman ne yapacağınızı biliyorsunuz. Biraz daha evet olgunlukla bir hareket etme durumu var. Umarım kazançlı çıkarsınız arkadaşlar benim sizler için. Söyleyeceklerim bu şekilde eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.